Evet değerli YouTube severler, bugün de sizi karşınızda başka bir video ile birlikteyiz. Bugün size meyve tutma aracını anlatacağım arkadaşlar. İlk önce malzemeyi göstermek istiyorum. Bir tane fırçalıya ihtiyacınız var. Makasa ihtiyacınız olabilir. Pensiye ihtiyacınız var. Bir tane arkadaşlar testereli, testere ağızlı bıçak. Bunun ağzı testereli, yakından göstereyim isterseniz, bakın. Testereli bıçak ya da kıl testeresi arkadaşlar, ince olmak zorunda. Kapak, pet kapakları, ortasını ben deldim, hazır ettim önceden arkadaşlar. Bir tane çuval dıza ihtiyacınız var. Su contalarını veya da pula da kullanabilirsiniz. Bu şekilde getireceksiniz, belli bir şekilde keseceksiniz. Bir tane arkadaşlar 2,5 litrelik ben kullandım şişeye. Bir tane çubuğa ihtiyacınız var. Temizleme çubuğuydu arkadaşlar. Artık daha işe yaramıyordu. İşe yaramadığı için bunu artık başka bir aparat amaçlı kullanacağız. Şuradan deliklerini de deldim baştan arkadaşlar. Bir tane de hemen beni göstereyim onu da gerçek. Bir tane de arkadaşlar priz burada olduğu için lim aleti olan delmek amaçlı. Eğer bu yoksa çiviyi ocakta ısıtarak da penseyle tutarak yapabilirsiniz. Biraz burada olduğu için burada bıraktım bunu tabii göstermek için. Tabii ki ben deliklerini deldim. Bir tane de arkadaşlar şu santoz mantoz tarzı olan bir mekanizmayı, bunu da göreceksiniz sonucunda ne işe yaradığını. Mekanizmaya ihtiyacınız var. Viyadanın bu çubuğun içerisinden geçecek kadar bir tane de ipi ihtiyacınız var. Bir de arkadaşlar şu anda ben geçirdim bunu hazır etmek için. Bakın şurada bir iplik var. İçerisinden geçirdim. Çıkarttım buradan ucundan. Yine bir iğneye ihtiyacınız var. Küçük bir iğneye. Çünkü içinden geçirmek rahat olsun diye. Onu bazı şeyleri hazır ettim. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken buradaki olay şu. Bunun, bu şişenin, şişelerin altlıkları farklı olabiliyor. Burada 6 tane boğum olduğu için altısını da kesiyoruz arkadaşlar burada. Şimdi ben bunun kesilmişini göstereceğim size hemen yine. Bakın hem de taktım. Son bir takışını yapacağım ben size arkadaşlar. Onu da. Bakın şurada. Şöyle altısını da kıl testeresiyle, o gördüğünüz testere ağızlı bıçakla ince bir şekilde kestim arkadaşlar bunu. Sonradan da onun bir tanesi, bakın şurası boşta. Onu yapayım. Onu göstereyim. Şuraya arkadaşlar. Bakın şuradan şu yerlerinden de delikler deldim. Görmüş olduğunuz lim aletiyle. Bir tanesini buradan deliyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesini de bu yerden deliyorsunuz. Yani şuraya yakın olan yerinden. Ve hepsini buradan çıkartıyoruz. İçeriden buradan bu kısmının içerisinden sokacağız. Dışarıdan getirip buradan tekrardan içeriye sokup ağzından çıkartacağız arkadaşlar. Bunun için de çuval dıza ihtiyacımız var. Bununla yapacağız arkadaşlar bu işlemi. Şimdi ben şurada bir takayım, durdurayım, öyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, buradan ağrı, içinden, iç kısmından ağrı dışa gelecek şekilde geçirdim. Ve bu yere arkadaşlar ipten su kapağını da geçirdim. Üstüne de bir tane düğüm attım. Ve bundan sonra arkadaşlar buradan şuradaki deldiğim delikten içeriye doğru tekrardan çuvalda zaman sokuyoruz arkadaşlar. Şuna ben sokayım. Şöyle yana. Evet arkadaşlar. Sonuçta bütün ipleri geçirdim. Hepsini çıkarttık arkadaşlar. Bunlar şimdi bu yerde bu ipleri çok gergin bir şekilde, gergin durması gerekiyor bu yerin özellikle. Gergin bir şekilde bir tüyüm atacağım buradan. Şimdi tabii ki ben burada bir durdurmam lazım gerekecek. Tabii ki olay vakasını da sonradan göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Böyle de döndüreyim. Şuradan içeriden geçirdik. Dışarıdan çıkarttık. Tekrar şişenin buradan içerisine soktuk. Buradan çıkarttık. Yalnız burada kapakları niye taktım arkadaşlar? Bunun takılması gerekiyor. Şuradaki şu boşluk oluşması gerekiyor arkadaşlar. Bu boşluk olmazsa ağzı açılması sıkıntı oluyor. Ben 5-6 defa yaptım. Bir türlü beceremedim. En sondaki yöntemi bunu buldum. Ama eski şişelerde, eski
gazlı içeceklerin şişelerinde şurası boğumlu, şu yer boğumlu, dışa doğru boğumlu oldu varsa o zaman çok güzel açılıyor. Hiç kapak gerekmeye gerek yok, takmaya gerek yok. Ama bunlarda olmadığı için açmada sıkıntı yarattığından dolayı böyle buldum çözümü. Biraz yukarı gelmesi gerekiyordu. Şimdi ben burayı sıkı bir şekilde bağlayacağım. Sonraki aşamalarını göstereceğim. Bakın arkadaşlar, tüyümü atarken gerdirim. Şimdi aparatımız aşağı yukarı piyasaya çıktı, malzemesinin ne olduğunu. Bakın görüyor musunuz? Şu şekilde yapın. Gerdirin bunu. Ondan sonra tüyümü atın. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şöyle de bırakıyorsunuz. Bunu tekrardan. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi buraya ipini takacağım. Şu viyadadan bu çubuğun içerisine ipi geçireceğim arkadaşlar. Geçirdim zaten. Ucuna da bağladım. Şurada bağladım bakın. Şuradan bağladım. İçerisinden geçireceğim. Bu ipi geçirip şuradan çıkartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oradan bir çiviyle burayı deldik. Bunu delerken şunun mesafesini ayarladık arkadaşlar. Ona göre deldik. Burada bir tutma yerindeki mesafeyi ayarladım. Şimdi şuradan küçük ipi çekeceğim. Küçük ipi çekerek diğer ipi getirmiş olacağım. Çıkacak şimdi birazdan. Tabii aynı zamanda da bunun yönüne de bakarak şuradan takacağım arkadaşlar bunu bir burada dur. Evet arkadaşlar, ipin şeyini çıkarttık. Şimdi mekanizmasıyla birlikte olduğu yere doğru götürüyoruz. Mekanizmasının olması gereken yere doğru çekeceğim arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar, mekanizmanın olduğu yerden çıkarttık. Bu ipi en sonunda ayarlayacağız. Buradan kısaltacağım arkadaşlar. Buradan da çıkmış oldu. Şimdi bu yerden arkadaşlar buradaki attığımız bu düğümü şu orta noktasındaki yere bağlayacağım arkadaşlar. Bunu bir düğüm de burada atacağım. Ondan sonra mekanizmayı buradaki çubuğun ucuna yerleştireceğiz. Şu görmüş olduğunuz deliklerden arkadaşlar bu şişenin ağzını geçireceğiz. Buralara da delikler deleceğim. İşte lehim aletini delikler deleceğim. Buradan da iple bağlayacağım. Burayı ki burada sıkı bir şekilde durabilsin, tartabilsin burayı niye? Şimdi ben şuradaki içerideki ipe düğüm atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mekanizmamızın son aşaması olan bu yerini de deldik. Buradan ipi geçirdik arkadaşlar. Buradan bağladık. Şu anda meyve toplayıcımız hazır. Bu yerinde arkadaşlar bakın. Şu yerden ayrı delik vardı. Oradan geçirdik. Buradaki çivi deliği vardı arkadaşlar. O çivi deliğinden de içerisinden çıkarttık. O da tutma mekanizması. İleri geri tutma mekanizması. Şimdi ben de size bakın. Burada benim yetiştirdiğim narencelerim var. Portakallarım var. Gördüğünüz gibi buradan uzak var. Buradan evin balkonundan, camından oradaki portakalı bu tutaçla alacağım. Bu konuda bir yardım alacağım. Şimdi arkadaşlar nasıl çalıştığını göreyim. Göstereyim ben size. Bakın buradaki bir mekanizması var. Bu mekanizmayı böyle elinize tutuyorsunuz, çekiyorsunuz. Bakın ucuna doğru. Çektiğiniz zaman bakın ucu açılıyor bu şekilde. Bu şekilde açılıyor ucu bakın arkadaşlar. Çekiyorum mekanizmayı ve ucu açılıyor bu şekilde. Ve bakın orada o gördüğünüz yerde portakal var. O portakalı şimdi alacağım camdan ayrı. Bakın şimdi böyle geliyorum. İçerisine ve çekiyoruz arkadaşlar. İşte bakın meyvemiz geldi. Gördüğünüz gibi içerisinde portakalımız mevcut. Bu şekilde bir alet arkadaşlar. Gayet pratik, kolay kullanışlı bir alet. İçerisinden de böylece birkaç tane almış koparabiliyor olduk. Mu onunu? Tabii içerisine girebildikçe dolana kadar. Ya dolana kadar içerisine dolana kadar alıyorsun hani.
hiçbir şekilde ezilmiyor, büzülmüyor, zedelenmiyor. Dayanıklı olması için. He, kışın elmalar mesela yere düştüğü zaman zedeleniyor arkadaşlar. Elmalar ağırlıklar olsun dayanmıyor. Dolayısıyla bir an önce çürümesine vesile oluyor. Çürümemesi için arkadaşlar böyle uzaktaki meyveler de zaten dalların uzağında olduğu için böyle bir aparatla, uzun bir çubuklu bir aparatla arkadaşlar uzanarak istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Meyvelerinizi toplayabiliyorsunuz. Ben yayınıma şişe burada... dolana kadar tabii ki. Evet, ben yayınıma burada son veriyorum. Görüşmek dileğiyle. Bir başka videoda hoşça kalın.